Bir başka görüşme daha vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile ortak basın toplantısında konuştu. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı uyarısında bulunan Fidan, İsrail'in İran'ı savaşa çekmek istediğini de söyledi. Fidan, İsrail'in bölgedeki provokasyonlarından derhal vazgeçmesi gerektiğini altını çizdi. Bölgemiz son derece büyük bir tehditle karşı karşıya bulunmaktadır. Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaya dönük adımlar atmaya zorluyor. İsrail, uluslararası hukuku açık biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından bu yana yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir. İsrail her türlü saldırgan tavırdan ve provokasyondan vazgeçmelidir.